En başa eklemem gereken bir şey. Arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Bugün menümüzde kıymalı börek var arkadaşlar. Sizin için bugün tam usta işi incecik, çıtır çıtır sesim duyduğunuz gibi bir börek yaptım. Bu börek sizi en usta yapacak arkadaşlar. Ben bu böreğe çok güveniyorum. Hadi yapımına geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam size bir kıymalı börek yapacağım. Dün yaptım, denedim. Yiyenler yerlere yattı. Eğer ki börek yapmak istiyorsanız yaptığınız börekler pastanede satılan böreklerin daha üstün olsun diyorsanız, ben de iyi börek yapıyorum diyorsanız beni dikkatle izleyin, size bir börek tarifi vereceğim. Hepiniz yerlere uzanacaksınız yediğiniz vakit. Önce kıyma içimizi hazırlayalım. Bir orta boy soğanı da arkadaşlar çok ufak biçimde doğradım. Şöyle. Dün ben yaptım. 2 orta boy soğan yaptım ve 400 gram kıyma koydum. Fazla geldi. Çünkü hamurun tadını alamadım. Şimdi soğanla kıymanın oranlarını düşürüyorum. İnce bir börek yapacağız arkadaşlar. İncecik. Şimdi burada yapacağım arkadaşlar. Soğanı çok kavurmuyorum. Yarı çiğden yapacağız bunu. Yani tam pişirmeden kıymayı yapacağız. Aslında tam çiğden de yapılabilir ama yarı çiğden yapacağız. Öyle bir deneyeceğiz. Dün yaptım yarı çiğden, çok güzel oldu. Yüksek ateşte kavuruyoruz bunu arkadaşlar. Şimdi dün 400 gram kıymadan yaptım. Bugün 300 gram takribi kıymadan yapıyorum. Tuzunu atıyorum. Arkadaşlar tuz ölçüsü yok. Göz kararı. Herkesin tuz ayarı farklı. Buna bir çay kaşığı ne yapayım, karabiber atıyorum arkadaşlar. Tuz atıyorum. Başka hiçbir şey yok. Bazısı bakıyorum İlginç olmak için acayip acayip şeyler atıyorlar böreğin hazcına. Kıyma olarak dediğim soğan, karabiber ve tuzdan oluşur. Bir de kıyma tabii ki. Şimdi burada yaparken kriterimiz bütün o toplanan kıymaları açmak. Açtığımız vakit olmuş demektir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Bu zaten tavanın sıcaklığıyla beraber orada olacak hale geldi. Yarı pişmiş. Bu çok önemli arkadaşlar. Yarı pişmiş. Bunu kenara koyuyoruz ve sosumuzu yapıyoruz. Esas bizim kıymayı kızartacak olan şey bu sos. Sosumuza gelelim. 2 adet yumurtayı kırıyoruz arkadaşlar. Bir bardak yoğurt. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ. Ve 1,5 yemek kaşığı tereyağını erittim. Bu tereyağı önemli. Sırf sıvı yağdan da yapabilirsiniz ama tereyağlı daha bir güzel oluyor arkadaşlar. Bunu çok güzel bir biçimde çırpıyoruz. Fırın tepsimizi bir güzel yağladık. 5 adet yufkamız var. Arkadaşlar bu yufkacınız iyi olursa el açma yufkasına gerek yok. Şimdi el açma yufkası derken herkes çekme böreğin yufkasıyla karıştırıyor. Çekme böreğin yufkası başka, el açması yufkası başka. El açması normal evde yapılan, hamur tutup yapılan, açılan yufka. Yufkacınınki de aynısı. Bir fark yok aralarında. Eğer ki gerçekten yufkacınız güzelse hiç gerek yok arkadaşlar. Çekme böreğin hamuru başka, o yağlanıp yapıyor. El açması derken
Çekme börek yufkasıyla el açması yufkasının arasındaki farkı ayırın. Şimdi bunu bir güzel döşedik. Bakın dümdüz öyle buruşuk bırakıyorlar. Buruşuk bırakılmayacak arkadaşlar. Bu dibi bu şekilde dümdüz olacak. İlk katımızı attık. Ne yapıyoruz? Sosumuzdan şöyle bir gezdiriyoruz. Önce kaşıkla atalım, sonra fırçayla sürüyoruz. Bu sos bu işin can alıcı noktası. Bir katımıza arkadaşlar sosumuzu sürdük. Şimdi ikinci katı yapıyoruz. Yani bu işi yapacaksanız gerçekten güzel yapın arkadaşlar. Laletten değil. Öyle alıyorlar, atıyorlar, buruşturuyorlar içeride hamurları. Olmaz. Olmaz. Şöyle attığınız ikinci kat da güzel, düzgün bir şekilde olacak arkadaşlar. Ben bu işi yaparken gerçekten videolarımı izlediyseniz özenerek yaparım. Lezzet benim için her şeyden önemli. Ama lezzet almak için de tabii ki ayrıntıları gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu ikinci katı çok kalın atmıyorum arkadaşlar. Börek dediğiniz ince olur. Şöyle gördüğünüz gibi düzelttik. Şimdi kıymamızı atmaya başlayalım. Bu kata sos sürmüyoruz arkadaşlar. Zaten kıymamız yağlı. Kimileri yapıyorlar. Çok aşırı yağlı oluyor börek. Her katta sos sürülmez. Bir. Bu birinci kat. Fazla bir gezmiyoruz. Üç kat yapacağız bunu çünkü. Kıymayı fazla gezdirmedik. Bir katımızın üstüne kopardığımız yufkalardan bir kat daha geçtik. Şimdi arkadaşlar gene sosumuzu atıyoruz. Bunu da fırçayla bir güzel yediriyoruz. Şimdi bir kat en altta yufka. Onun üstüne bir kat geçtik. Üstüne kıymayı döşedik. Kıymanın üstüne bir kat hamur döşedik, yufka. Sos yaptık. Onun üstüne de bir ince kat yufka döşüyoruz arkadaşlar. Böylelikle o pastane böreklerini kat kat hissini alacaksınız. Ben bunu yaparken internetten bir sürü videolara baktım. Hepsinden bir sentez yaptım. Daha evvel yapmıyor muydum? Yapıyordum. Ama olsun, ben işimi yaparken gene önce her şeyi bir inceliyorum. Ve dün bir deneme yaptım. Yaptım. Börekte çok malzeme oldu. Bu hamurun tadını alamadığım için bugün birazcık malzemeyi azalttım. Börek demek malzeme demek değil. Birazcık da hamurun çıtırlığı demek arkadaşlar. Şimdi ikinci kata atıyoruz. Gördüğünüz. Bunun üstüne bir kat yufka döşüyoruz. Sıra geldi son katımıza. Ne kadar kıyma varsa hepsini atıyoruz. Bir tane bile ziyan olmaması gerekiyor. Şimdi bu en son katta attığımız kıymaları güzel dağıtıyoruz. Şimdi bu da az olduğuna bakmayın arkadaşlar. 3 kat olduğu için her yere dağıldı.
gene üstünü kapatıyoruz. Mümkün olduğu kadar tek kat arkadaşlar. Birbirinin üstüne getirmemeye yufkaları özen gösterin. Şimdi bunu gene sosluyoruz. Kıymanın üstüne serdiğimiz yufkayı da sosladık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir kat daha. Kalın değil. İşçilik. İncecik incecik. Şimdi buna bir sos daha atıyoruz arkadaşlar. Soslama işimiz bitince şöyle güzelce katlıyoruz. Tabii ki hamur tepsiye yerleştirirken düzgün yerleştirirseniz burada sıkıntı yaşamazsınız. Şu aradaki boşluğa da şöyle bir hamur yerleştireyim. En son kerte gene üstüne sos atıyoruz. Kalan sosun hepsini böreğin üstüne döktüm. Şimdi bu böreklerimizi dilimleyeceğiz arkadaşlar. Herkes istediği şekilde dilimleyebilir. Evet arkadaşlar, böreklerimizi dilimledik. Şimdi bunu 200 derece ısıtılmış fırına orta göze atıyoruz. Artık ne zaman pişerse, pişince görüşürüz. Evet arkadaşlar, böreğimiz nar gibi kızardı. Alalım bakalım şöyle. Hemen detaylı bir incelemesini yapalım. Şöyle. Sese bakalım önce. Çıtır çıtır çıtır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu börek sizi en usta börekçi yapacak. İnceliğe bakın. Börek dedim böyle ince olur. Arkadaşlar, kalın börek doymuluk börek. Ama ustalık böreği bu. Şöyle hemen bir porsiyon yapıyoruz. Afiyet olsun arkadaşlar.